Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün cami ezan sistemlerinde kullanılan driver unit dediğimiz o minarelere kullanılan unitlerle ilgili sizinle sohbet edelim istedim. Bundan önce de bu konuyla ilgili bir video çektim. Hatta ürün tavsiyesinde de bulundum. Peki ürün tavsiyesinde bulundun. Bu da bir ürün diyeceksiniz. Dünya durmuyor yerinde. Yenilikler çıkıyor. Biz de o yenilikleri sizin adınıza inceliyoruz. Gerçekten bizim izah ettiğimiz şekilde ve izah etmemize değer bir ürünse bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum. İşte siz camiye kuracaksınız, yanacak mı, yanmayacak mı, ses az mı, çok mu, hangi cihazla nasıl olur gibi araştırmalara girmeden sizin adınıza o araştırmayı biz burada bedavadan yapıyoruz yani. Arkadaşlar şimdi bu ürün Türkiye'de üretilen bir ürün. 75 watt 16 ohm Türk malı bir ürün. Ama biz ürünün ne olduğundan ziyade nasıl bir sonuç verdiği üzerinde durduk. İşte güç verdik buna. Zamana yaydık ne kadar dayanma gücü var diye. Mıknatısları ısıttık. Yani klip noktasına kadar cihazı getirdik. 4 ohm'a indirdik. 4 ohm'da çalıştırdık. Cihaz bir hata görmeyince dedik ki tamam. Bu ürün camilerde kullanılabilir. Alan arkadaşlar da mahcup etmez. Bizi de mahcup etmez. Biz de bunu biraz daha böyle Türkiye'de üretildiği için biraz daha tabii ucuza mal oluyor. Biraz daha ekonomik oluyor. Dedik bunu paylaşalım. Böyle çok da bütçesi olmayan camilerde daha ekonomik olarak kullanılabilen malzemeler olduğu için sizinle paylaştım ama şu sizi yanıltmasın. Daha ekonomikse acaba kalitesi daha mı düşük? Gerçek söylüyorum, kalitesi daha düşük değil arkadaşlar. Çok güzel yapılmış. Hakikaten bizim tavsiye ettiğimiz, şu ürünleri kullanın dediğimiz malzemelerle birebir ölçebileceğiniz, hatta artıları bile, artı yönlerinin bile ön plana çıktığını söyleyebilirim. Böyle bir ürün yapılmış. Gayet verimli. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yalnız bunu paylaşırken ha markası nedir, modeli nedir? Bugün hatta buraya şey koydum. Telefon numarası soruyorsunuz ya, buradan görün diye oraya telefon numarası da koydum. Onu da sizinle paylaşayım. Ararsınız. Biz de model ve marka vermek burada çok etik olmaz diye düşündüm. Onun için vermeyeceğim marka ve model. Bizi ararsanız yardımcı oluruz. Şimdi bu veya bundan başka bu cami malzemelerinde arkadaşlar, geçenki videomda da söyledim. Bu malzeme diyelim ki arıza yapıyor ya, hani markası modeli ne olursa olsun. Bunu yaptırdığınız zaman defalarca yanacaktır. Bunu yapmak ayrı bir şey. 4 vida söküp 2 lehimle olmayacaktır bu. Bunu yaptırmadan önce bizden bir bilgi alın. Bazı detayları var bunun arkadaşlar, ya da gönderin yapalım. Şimdi ezan sisteminde hani bizim şey vardır böyle, camilerde ne istenir? Ses kalitesi düzgün olsun, uzak mesafeye ses atsın istenir. Uzak mesafeye ses atsın ama sesin şiddeti de yüksek olsun, tamam. O da tamam ama İnsan kulağını tırmalamayan böyle sizlerin metalik dediğiniz, yani mid frekansları da biraz az okuyan hoparlörleri tercih edin diye daha önce de söyledim. Bir kez daha tercih ediyorum, söylüyorum onu, yineleyeyim. Mid frekanslar bunda biraz daha alta indirilmiş. Yani alt frekanslara biraz daha önem vermiş. Bu da size şunu sağlar. Hani sesten rahatsızlığı biraz daha aşağıya çeker. Watt olarak söyledim bilmiyorum. 75 watt 16 11 ünit. İşte 4 tane takıyorsun. Bir cihaza bağlıyorsun. 4 ohm'a indirip kullanabiliyorsun. Ama artık buna değinmişken bugün şu anda bizi oto grubu ya da işte düğün salonları izlemeyecek. Camideki imam arkadaşlar ya da camiyle ilgilenenler izleyeceği için cami konusunda bir iki bilgi paylaşayım artık sizinle. Şimdi bunları aldınız, minareye taktınız. Bir cihaz kurdunuz, tamam, ezan sorununu çözdünüz ya da istediğiniz beklentiye ulaştınız, sesi çözdünüz.
İç sistemlerle ilgili de artık yenilikler var. Hani dedim ya, yenilik geliyor, biz de paylaşıyoruz. İşte bu yaka mikrofonları çıktı arkadaşlar. Şu kablolu mablolu pilli milli mikrofonları artık şöyle bir kenara yavaş yavaş atsanız diyorum yani ya. İşte şarjlı, kablosuz, hatta 1 santim bile kablosu olmayan mikrofonlar çıktı. Bunları bize aradığınızda ben size zaten bu konularda fikir veriyorum. Dilediğiniz yerden alırsınız. Marka model de veriyorum. Orada da endişe yok. Yani camilerde de artık böyle gelişmiş cihazlar kullanın. Hatta var ya, şey var böyle işte, fantom sistemli mikrofonlar var arkadaşlar. Pil falan hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Fantomla çalışan mikrofonlar var. Peki pil kullanmayacağız, enerjiyi nereden alacağım? Cihazdan alıyor. Fantom sistemi olan cihazlardan alıyor. Şunu diyeceksiniz. Bizim cihazda fantom sistemi yok. Ya artık imkan olan camilerin yavaş yavaş fantom sistemli cihazlara da geçmesini öneririm yani. Şimdi bazen bir cami kurmaya gidiyoruz bir şehre, artık adamlar son sistem şeyler alıyor, cihazlar alıyor. Yani edilen sohbetler anlaşılır dereceye geliyor. Tabiri caizse imamın aldığı nefes duyuluyor. Oturan cemaat onu anlayabiliyor. Bunu fantom sistem olmasa yapamaz mıyız diyeceksiniz. Bence çok da kolay olmayacak. İşte kondanser mikrofonlar var, pille çalışan. Belki o işi kısmen görüyor ama bu sefer de süre ekleyip pil masraf ediyorsunuz. İşte programın ortasında ya da namazın ortasında ya da sohbetin ortasında pil bitmişse kablolu mikrofona geçmek zorunda kalıyorsunuz. Kablolu kullanalım diyorsunuz. Kablolu kullandığınızda da vay efendim, birkaç hafta sonra kablo kırılıyor. İşte çatırtılar, çıtırtılar başlıyor. O da ayrı bir sorun. Biraz yeniliklere gitmenizi öneririm. Peki neye gidelim, ne alalım yenilikler? Dediğim gibi ben telefon numarası da koydum buraya. Hani aldım bilmiyorum. Aradığınızda diyorum ki, dediğim gibi, nereden alırsanız alın. Şu ürünü şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde alır. Kullanırsanız şu cihazla uyumlu diyorum arkadaşlar. Peki bugün çok detaya girmeyeceğim. Piyasada ezan sisteminde kullanılan çok çeşitli ünit olmasına rağmen benim 2-3 marka önerim hiç olmamıştı. Bugün size ikinci bir ürün önerdim. Dedim ki arkadaşlar, ben test ettim, denedim, güzel bir ürün. Ben aradığınız takdirde bu ürün hakkında bilgi de veririm. Dediğim gibi temin edebileceğiniz başka yerler varsa oradan alabilirsiniz. İstiyorsanız da biz Türkiye'nin neresinde olursanız olun göndeririz. Orada da sorun yok. Bir başka konuya değineceğim yarın ya da öbür gün inşallah. Tabii otogrupçu ya da bir başka ses sistemiyle ilgili arkadaşlar da kızmasınlar, cami sistemine döndün. Bugün bizim salon sistemi vardı, kafeterya vardı, otomobiller, onlara da değineceğim. Burada yeniliği görünce sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Peki kanalımıza bir zahmet siz de abone olun ki böyle paylaşımları da anında görün. Size lazım olan bilgiyi alın, lazım olmayan da almayın. Hatta geçenlerde bizim bu sohbetimizden birçoğu memnun da olmuyor. Ne yapayım kardeş, sen de izlemek zorunda değilsin ki yani. Ne dedin Ali? Memnun olmuyorsan izlemezsin, çok önemli değil. Biz böyleyiz yani. Peki arkadaşım, ha bir de şu var. Bu sözle kapatayım. Bir adamı herkes seviyorsa o adam yalakadır ya. Herkes bir adamı sevmez ya. Biz biraz bildiğimize ve inandığımıza hizmet eden insanlardanız. Onun için sevmeyenimiz de olur, sevenimiz de olur. Sevenden de Allah razı olsun, sevmeyen de. Biz hepiniz seviyoruz arkadaşlar. Bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.